ben ne tehlikeli bir insanmışım ya. Yok yok, en son teyzeye bir sakal atsana iyice. Bir de poşetlerini atıp. Feci bir şey, aldığı yeme de bırakmış. Keyfiniz yerinde mi? Harikayız arkadaşlar. Programın sonlarına... Baba sen kaleci misin Bursa Spor'da, doğru mu? Doğrudur. Ne kadar yaptın Bursa Spor'da kalecilik? 10... Bursa'da Uludağ Üniversitesi mi var? Yok, Bursa Spor kaleci var. Yok, kaleciyi alkışladım. Kaleciyi alkışladım, şey sağ ol. Kaleci alkışladım. Ya, 10-11 sene yaptım. 10-11 sene? Tabii yani minik takımdan genç takıma kadar yaptım. Ondan sonra işte Galatasaray'a gelecektim hatta işte yaz kampına. Evet. Öyle güzel bir torpil bulmuştuk. Sonra olmadı. Peki ne alaka Bursa Spor'da kalecilik yaparken oyunculuk? Yani bu herkes yapabilir o zaman yani hani. Evet. Yani ben kaleciyim, oyunculuk yapamam diye bir şey yok. Olabilir yok, yani. Olabilir, evet. Peki sen sahada bu oyunculuğunu kullanıyor muydun? Sakatlanmamak. Tabii, ben çok numara yapıyordum. Sakatlanma numarası yapıp kart gösterttiriyordum rakibe. Öyle bir özelliğim vardı. Hangi takımı tutuyorsun babacığım? Galatasaray, Bursa. Galatasaray, evet. Çarşıya selam olsun. Fenerli dostlara selam olsun. Erkan Kolçak Kösten Dilli ile ilgili birkaç bilgimiz var. Santur diye bir saz çalıyormuş. Sazı getirdik ama şimdi uzun sürecek. Ama güzel çalıyormuş santuru. İlk internet dizisini çeken kişiymiş. Dizinin adı Tırnık. Değil. Tırnık ilk korsan DVD dizisi. İlk korsan DVD dizisi. Evet. Söylemeyeydin iyiydi de. Niye? Ama Allah'tan hepimiz korsan alıyoruz. Onun için bir sıkıntı. Yani kimse buna sıkıntı duymaz yani. Peki, 10 yıl önce dayısının yanına gelip oyunculuğu... Dayısı da kim biliyor musunuz? Çok sevdiğim arkadaşım. Bülent Şakrak dayısı. Ve Şebnem gibi anlatmaz. Üzüldüm. Bülent Şakrak deyince herkes, aa o muymuş ya? Olur mu ya? Aa, o dayıdan bu mu? Sadece benim değil, benim kendi yaş jenerasyonumun... Herkesin dayısı. Birçok herkesin dayısıdır. Gerçekten öyledir ama yani. Sohbet nereye gitti? Birçok kişide emeği vardır, ona da sevgi Bülent selam. Bir tanedir ya, adamım ya. Adamın dibi. Bana yayından önce öyle bağırıyorlardı. Kalabalık bir grup bağırmaya çalıştı. Yarısı bilmediği için abuk sabuk şeyler çıktı. Adamın dibi yiyecek. Edenin dini. Albüm yapacak kadar şarkısı varmış. Yargılamayın diye bir şarkısı varmış. Çok güzelmiş gerçekten de. Yanarımı kimin albümüne vermek ister acaba? İleride öyle bir albüme vermek ister mi mesela? Dıdın dın dıdın. Hazır gelmişken kızı isteyelim diyorum ben yani. İçeride konuşalım. Tamam oğlum. Çünkü parasını konuşacaklar. Herkesin önünde, herkesin önünde konuşmak istemiyorlar tabii evet. Haliyle. Çok az bu arada bestekarlara verilen, ben yeni öğrendim işin içine girince. Evet. Çok az yani. Parası mı az? Evet, bir sanatçının bir konserde kazandığının 5 katı 10 katı az paralar konuşuluyor. Ama sanatçı ondan 5 katı 10 katı fazla kazanıyor. Evet, bir konserde evet. Kazanıyor. Ama sendeyken de hiçbir şey kazanamıyorsun, duruyor. Onu konuşacağız işte. Bayağı biz konuyu hallettik aramızda ya. Çok iyi kaleci, onu söyledik. Çok az uyuyormuş, gece yaşarmış. Evet. Ve setlerde uyuyormuşsun. Evet. Abi o fotoğrafları bulduk. Arkadaşların çekmiş. Yapmamışsınız. Ya. Vallahi sette uyuduğu bütün fotoğrafları arkadaşları çekmiş. Var mı? Bir izleyelim. İzleyelim. Kırmızı pabuçları duruyor başucumda. Başı düşmüş yastığa. Uyuyor mışıl mışıl. Ebeveyne. Ebeveyne. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.